Herkese merhaba. Filmlerde yönetmenler neden karakterlere kitap okutur? O kitapların ve içerdiği anlamın filmle ilgisi nedir? İşte bugün bundan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Sizlere 10 adet filmden ve o filmlerin içerisinde okunan kitaplardan bahsedeceğim. 1985'te Martin Scorsese'nin çektiği After Horse filminin içerisinde karakterimiz Yengeç Dönencesi adlı Henry Miller'ın kitabını okuyor. Bu kitap 1934 yılında yazıldı. Kitap Time dergisi tarafından 100 yılın romanı seçkisine girmişti. Akıntıya kapılmış dümensiz bir gemi, anahtarı olmayan bir delik, haz, hüzün, hezeyan, zamanın çarkında medeniyetin kokuşmuş sularında sürüklenen çivisi çıkmış bir dünya. Birileri tüller, kadifeler içinde diğerleri balçıklara gömülmüş debelenmekte. Zaman geçip gidiyor, ne dün var ne yarın. Henry Miller çorak topraklar üzerinde yeraltı baharlarının peşinde. Kitabın içerisinde karakterin yaşadığı bu durumlar, After Horse filminde de Martin Scorsese'in karakteri yüklediği durumlarla eşdeğer. 2013 yılında Paolo Sorrentino'nun çektiği La Grande Bellezza filminin içerisinde karakterimiz Gecenin Sonuna Yolculuk adlı kitabı okuyor. 1932 yılında Louis Ferdinand Selin tarafından yazılmış kitabımız. Gecenin Sonuna Yolculuk romanında birinci ağızdan kendi yaşamını ve düşüncelerini aktarıyor yazarımız. Ancak bunu bir dış kimlik olarak yarattığı Ferdinand Bardamu adlı karakter aracılığıyla gerçekleştiriyor. Tıpkı yazarın kendisi gibi ailesine kızarak evini terk eden Bardamu bir asker ve doktor olarak Fransız ordusuna katılıyor. Orduya katıldıktan 2 yıl sonra ise 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. Kendisi için dahi çılgınca bir kararla savaşa katılan baş kahraman bunun tüm insanlık için bir delilik hali olduğuna inanıyor. Aynı filmde karakterimizin bulunduğu ortamdan yabancılaşması gibi. Şimdi de 2017 yılında yapılmış, hepimizin gönlünü fetheden Call Me By Your Name filmine bakacağız. Filmin içerisinde karakterimiz Kırık Taşlar kitabını okuyor. Heraklitos'un M.Ö. 500 yılında yazmış olduğu kitap. Diyalektik düşüncenin kökenleri açısından Hegel'e olduğu kadar Marx'a da isim veren Heraklitos, doğa üzerine bu yapıtından günümüze kadar parçaları şair Alova'nın şiir diliyle yaptığı çeviriyle karşımıza çıkıyor. Alova'yı parçaları kırık taşlar başlığı altında bir araya getirecek çevirerek eski Yunanlı filozofun ateşe, suya, toprağa, güneşe, çıplak akla bakarak evrensel yasaları çözmeye çalışması diyalektik bir düzlemde anlatılıyor. Filmde de gerçekliğin içerisinde diyalektik bir şekilde iki kişinin iletişimini, ilişkisini, çatışmasını görüyoruz. Dünyanın en iyi yönetmenleri arasına yerleştirebileceğimiz Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now, bir kült filmi, şaheseri, 1979 yılında çekildi ve filmin içerisinde karakterimizin okuduğu kitap James George'un Altın Dal kitabı. İlk yazılı tarihten bu yana sürekli yayınlanan Altın Dal, insan düşüncesinin doğuştan uygarlaşmış dönemlere dek uzanan süreçte insan davranışlarının kökenlerini araştırmakta ve günümüz insanını binlerce yıl öncesinin yabanıl insanına çok yakın kılan şaşırtıcı örneklerle sergilenmiştir. Filmin içerisinde de bir savaş askeri olan karakterimizle yaban bir bölgede kendini var etmiş olan diğer karakterimiz buluşuyor ve o yabanıl kısımla modern kısım çatışma yaşıyor, yüzleşme yaşıyor. Gerçek aslında ne? Kendisine hayranlık duyduğumuz Gaspar Noé'nin Enter the Void filmi 2009 yılında çekildi. Ve karakterimiz filmin içerisinde Padmasambhava'nın 8. yüzyıl civarında yazdığı Tibet'in Ölüler kitabı adlı kitabını okuyor. İnsan arkada bıraktığı servet ve eşyaya kendisini bağlı hisseder. Ve bunların başkalarının eline geçtiğini görerek zaafından dolayı üzülür. İşte bu his insanın anını psişik olarak bozacak, cehenneme götürecek, sefil ruhların içerisine bağlayacaktır. Kitabın temel felsefesini içerisinde barındıran filmimizdeki karakter de tamamen bu yolculuk içerisindedir. Paul Schrader'ın 2017 yılında çektiği First Reformed filmin içerisinde de birçok kitap barınmakta. The Cloud of Ankh-Now, İncil,
Heretics. Thomas Merton'un A Life in Letters. Thomas Merton, modern zamanın en etkili manevi yazarlarından biridir. Bir terapist, kesiş, barış ve sivil haklar aktivistidir. Kitabın içerisinde de bir karakterin nasıl kendisini yok ederek tekrar var etmesini mektuplarla anlatmakta. Filmimizin içerisinde de kahramanın yolculuğunda o engebeli yolları aşarak kendisini var etmeye çalışıyor baş karakterimiz. Chang Dongli'nin 2018 yılında yaptığı Beaning filmi bence başyapıt niteliği taşıyor. Ve filmin içerisinde karakterimiz William Faulkner'ın seçme öykülerini okuyor. William Faulkner 1897'de New Albany'de doğar ve 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanır. Güney'in yazgısını anlatan romanlarıyla, öyküleriyle tanınır. İşte filmin içerisinde de bu kırsal bölgede yaşayan o derbeder karakterimizin modern dünyayla karşılaşması ve karakterinin en dip kuyularında kendisini bulmasını görüyoruz. 2019 yılında Netflix'te karşımıza çıkan The Platform filmi daha önce tabii ki belli kitaplardan yararlanarak ve belli kısa filmlerden de yararlanarak günümüze taşındı. Bu filmin içerisinde de bazı kitaplar yer alıyor. Karakterimiz 1605 yılında yazılmış olan Don Quixote kitabını okuyor. Shakespeare'le birlikte belki de ilk kez modern okuru düşleyen ve sadece şövalye romanlarının değil Rönesans'ın da kullanıldığı yazınların oluştuğu bir kitaptan bahsediyoruz. Geçmiş dönemin hikayelerini postmodern bir şekilde anlatım tarzıyla karşımıza çıkarmış. Filmin içerisindeki o tüm katmanlar da postmodern dünyanın içerisindeki burjuvaziden, üst sınıftan, alt sınıfa kadar giden basamakları temsil ediyor. Türkiye sinemasının son dönem en iyi yönetmenlerinden biri olan Pelin Esmer'in 2017 yılında çekmiş olduğu İşe Yarar Bir Şey filminin içerisinde de belli kitaplar var. Bir kitabımızda karakterimizin, ana karakterimizin okuduğu Gülten Akın'ın Kırmızı Karanfil kitabı. Gülten Akın kitapları ile ilgili şöyle söylüyor. Şiir, insanla insan, insanla dünya arasındakini seçerek bir başka düzleme aktarır ve yeniden kurar. Bir özel dil olmakla birlikte şiir bir iletişim aracıdır. İşe Yarar Bir Şey filmimizin Pelin Esmer tarafından yapılış biçimi de adeta bir şiir niteliğinde. Şiir gibi akıyor ve finale bağlanıyor. Adrian Lyne'ın 1990 yılında çektiği Jacob's Ladder filminde de Albert Camus'un Yabancı kitabı yer alıyor. Romanda birini öldüren ama bu suçtan çok gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba girmeyi reddettiği için dışlanan bir yabancı aracılığıyla 20. yüzyıl insanının içine düştüğü yabancılaşma anlatılıyor. İşte filmin içerisinde ve birçok filmde de Camus'un bu yabancısı kullanıldığı gibi ana karakterimiz burada da kendi yabancılaşmasını bizlere sunuyor. Sizlere bazı filmlerde karakterin okuduğu kitapların ne anlama geldiğini ve filmle nasıl temas kurduğunu anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler, esenlikler.